Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Gençler Birliği futbol takımı en zor ama en anlamlı maçlarından biri için sahaya çıktı. Türkiye'nin ilk ampute futbol tesisi açılışı için ampute takımına karşı koltuk değnekleriyle maç yapan Gençler Birliği oyuncuları sahadan yenik ayrıldı. Tribünlerinden soyunma odalarına kadar her yönüyle engeller için hazırlanan Türkiye'nin ilk ampute futbol tesisi ilginç bir karşılaşmayla hizmete girdi. Yeni Mahalle Belediyesi ampute futbol takımıyla Süper Lig'in önemli ekiplerinden Gençler Birliği takımı karşı karşıya geldi. Ama eşit şartlarda. Çünkü Gençler Birliği takımı oyuncuları da koltuk değnekleriyle sahaya çıktı. Nasıl? Zor değil mi? Abi aşırı zor ya. Kollarım yoruldu bile. Daha başlamadan yoruldu kollarım. İşiniz zor o zaman. İşimiz çok zor. Tokadı yiyeceğiz. Maç öncesinde iddialı taraf ampute takımıydı. Öyle de oldu. Eski milli hakemlerden Selçuk Dereli'nin çaldığı ilk düdükle birlikte hata geçen ampute takımı daha ilk dakikada golü buldu. İkinci golde sadece birkaç dakika sonra gelince Gençler Birliği takımı oyuncuları koltuk değneklerini bıraktı. Ama bu da üçüncü golü yemelerini engelleyemedi. 20 dakika süren özel maç 4-1 ampute takımının üstünlüğüyle son buldu. Onlar tabii ki Süper Lig'de süper gidiyorlar. Biz de ampute futbol liginde 3 yıldır şampiyonuz. İki şampiyon karşılaştı diyelim. Ankara'nın şampiyonu da onlar sonuç olarak. Çok teşekkür ederim onların ayaklarına, yüreklerine sağlık. Gerçekten çok zor. Zaten maçın başında hemen başladı. 2-0 oldu. Gerçekten arkadaşları tebrik ediyorum. Maç sonunda Gençler Birliği oyuncuları formalarını ve kramponlarını ampute takımı oyuncularına hediye etti. 9 numara yok mu?